Merhaba arkadaşlar. Uyanışa doğru ilim yolu fikir platformu olarak bugün heyecanla beklediğimiz, gerçekten bilincini sevdiğimiz, ısrarla istenilen konuklarımızdan Tekin Güllü Beyefendi bizimle. Bugün 22 Kasım Çarşamba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz Tekin Bey? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, çok sağ olun. Biz de çok mutluyuz sizi gördüğümüz için, onur duyduk. Hocam bize Sağ biraz olun. kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki az çok bilenler biliyor. Bilmeyenler için kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Tekin Güllü. 1978 Mersin doğumluyum. 2005 yılından beridir İzmir'de ikamet ediyorum. Tanıyanlar vardır içinizde. Derya Ayan Güllü aynı zamanda benim eşim oluyor. Bir de kızımız var. Zeynep Naz adında. 2016 yılından 2015 yılından beridir de manevi uyanış, aydınlanma ve hakikatle ilgili tecrübe, deneyim ve farkındalıklarımızı hem yaşıyoruz hem de talep eden insanlara anlatmaya gayret ediyoruz. Bizimki de böyle bir yol. Şimdi ben ilk defa sizin bu özden öze derneğiniz nasıl duyduğumu söylemek istiyorum. Şimdi biz yurt dışında yaşayanlar o kadar Türkiye'deki bu aktiviteler, dernekleşmeler, hani böyle bu konudaki çalışma yapan insanlar pek bilemediğimiz için ben ilk defa işte birkaç sene önceydi. Salih Can Yılmaz Beyefendi'nin videolarını seyrediyordum ben. Salih Can Yılmaz Beyefendi o kadar yumuşakça anlatıyor. Bak meditasyon diyor. Ben yalnız kalıp böyle kendimi dinlemek bir türlü beceremeyeceğim. Beceremediğim bir şey. Ama kanalından da çıkamıyorum. Hani onu tamam ben beceremiyorum. Anlatıyor dili, enerjisi, hani o yumuşaklığı. Böyle onda duyduydum ben. Özden Öze Derneği diye. Dedim nasıl yani dedim. Hani bunun bir derneği de mi var? Ondan sonra Hüseyin Uysal Beyefendi'nin adını duydum. Ondan sonra sizi duydum. Başka öğrencileri var onları duydum. Ve tanıştım da. Baktım ki şimdi görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın der bilim. Hani çünkü aynı nöron bağlantılarına sahip olursun. Çekersin der. Bana göre de hakikatte belki de enerji enerjiyi tanıyor. Enerji enerjiyi de etkiliyor olabilir. Bir baktım hakikaten çok efendi bir dernek. Çok efendi insanlar yetiştirmiş. Sizler gibi çok efendi insanlar yetiştirmiş. Ve hakikaten hakikati çok güzel anlatıyorlar. O zaman dedim ki ben eğer bir gün dedim Özden Öze Derneği'nden birini konuk alırsam YouTube'da da kayda geçtiğini söyleyeyim. Arkadaşlar eğer yeni başladıysanız, eğer hakikatinizi bilmek istiyorsanız, bu dernek sizin savrulmanızı önleyecek. Size gerçekten hakikati basit bir dille anlatacak bir dernektir. Kendilerine başvurabilirsiniz. Google'a yazdığınız zaman web sitesi de çıkıyor. YouTube kanalınız da vardı değil mi efendim? Sizin o Doğrudur. özünüz. Doğrudur. YouTube kanalını seyredebilirsiniz. Savrulmak istemiyorsanız, yeni başladıysanız, belli bir yere kadar geldiyseniz, belli bilinçlerden tavsiye almak istiyorsanız, Özden Öze Derneği'ni lütfen ziyaret edin. Ben de ilk fırsatta inşallah gelmeyi düşünüyorum yanınıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun İnanç Hanım. Şöyle ki biz 2017 yılında saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Hüseyin Uysal vasıtasıyla ondan aldığımız hem ilham hem feyiz hem de kendi çabalarımızla artık dedik ki bu gerçekten sadece bir grubun bir zümrenin değil aslında bütün insanlığın bilmesi gereken bir gerçeklik var ortada. Ve bunun kapalı kapılar ardında değil sadece parası olanlar için değil, sadece mücadele eden, çabalayanlar için değil, istedik ki bütün evlere girsin, ilgisini çeken, çekmeyen herkesin mutlaka faydalanabileceği içerisinde bilgiler olduğunu düşündüğümüz için
Bunu böyle bir dernek çatısı altında, tamamen yasal, legal bir platformda dile getirmek amacıyla Özden Öze Derneği'ni kurduk. Şu anda merkezimiz İstanbul, İzmir. Hatta ben de şu anda dernekteyim. Şu anda göremeseniz de arkamda bir 15-20 tane arkadaş şu anda sohbeti de dinliyorlar onlar. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara, Mersin ve Bursa'da şubelerimiz var. Orada da mütemadi olarak arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. Bu farkındalığı insanlara çok kolay anlaşılır şekilde onları dolaştırmadan, dolandırmadan ve aynı zamanda günümüzün de ihtiyaç duyduğu gereksinimlere cevap verecek şekilde hem hakikati hem de marifeti izah etmeye ve anlatmaya gayret ediyorlar ve çabalıyorlar. Yurt dışında şubeniz var mı Tekin Bey? Henüz yok. Henüz yok. Ha, o zaman özellikle Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund bu bölgelerde hocam akis yapıyor sesini. Yankı yapıyor. Benimki mi yapıyor? Ben konuşunca sizden yankı geldi şu an. Ha, gitti hocam. Tamam gitti. Bu bölgelerde yaşayan arkadaşlardan bayağı farkındalığı yüksek. İşte uyanışında yaşamış insanlar var, arayışta olan insanlar var. Özellikle Belçika'dan da var. Arkadaşlar, eğer böyle bir çatı altında toplanmak istiyorsanız Tekin Güllü Beyefendi'ye başvurun. Kendisine Instagram, Telegram ya da bilemiyorum artık şeyden Facebook hesaplarından ulaşabilirsiniz. Oldu ulaşamazsanız bana söyleyin, ben kendisine iletirim. Böyle bir dernekleşmeyi oralarda da yapabilirsiniz. Güvenli bir ortamda olmuş olursunuz diyorum. Hocam, sohbetimize sizin bir yazınızla başlamak istiyorum. Çünkü bu yazınızda siz kendiniz sormuşsunuz. O sorulara da kendiniz cevap vermişsiniz. Bu cevapları açmanızı rica edeceğim sizden. Diyorsunuz ki, ey insan, hakikatte senden başkası yok. Peki senden başkası yok ise görünenler kim ve ne? Görünenler senin düşüncelerinin fiil, sıfat ve suret olarak sana yansımasıdır. Yani görünenler özünün sana yansıttıklarıdır. Özün bu görüntüleri yansıtmak için senin dışarıdan aldığın sinyalleri, bunlar korkular, sevinçler, endişeler, üzüntüler gibi senin ürettiğin duygular topluyor, değerlendiriyor ve senin farkında olmadan, çünkü farkında değilsin, çünkü uykudasın, istediğin görüntüyü oluşturup sana yansıtıyor. O zaman şu anda gördüğün tüm eylemler, sıfatlar ve suretler hakikatte sana ait. Bu bakış açısıyla özün senin hizmetinde. Sen ne istersen bilerek veya bilmeyerek sana onu yansıtıyor. Madem sende böyle bir potansiyel var, neden cennet gibi bir hayat yaşamıyorsun? Tekrar bir düşün. Yazan Tekin Güllü. Hocam, aslında cennet gibi bir hayat isteniliyor fakat o yıllardır alışık olmuş olduğumuz zihnin çalışma sisteminden bir türlü çıkamıyoruz. Bunun için bize ne önerirsiniz? Evet, aslında cennet gibi bir hayatı yaşamak mümkün. Hatta bildiğim kadarıyla cennet gibi bir hayatı yaşayanlar var. Bunlar bir şekilde olayın sırrını çözmüşler. Yani aslında hakikati anlamışlar ve hakikati de yaşıyorlar. Doğal olarak şu anda insanlar aslında cennet gibi bir hayatı yakalayabilmek, ona ulaşabilmek için şu anda dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Halbuki buradan başka gidecek herhangi bir yer yok. Buradan başka ulaşılacak herhangi bir yer yok. Ve aynı zamanda ulaşacağımız bir yer de yok. Biz aslında zaten dünyaya gelerek adeta kendi vatanımıza, kendi daimi kalacağımız, sonsuza kadar yaşayacağımız bir yere geldik. Ancak buraya geldiğimizde biz aslında burası hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Mesela şöyle söyleyebiliriz.
Bir insan cennete girdiğini ne zaman fark eder? Bir insan cennete girdiğinde fark etmez. Cennetin makamları vardır, cennetin katları vardır. Mesela bir insan cennete ilk girdiğinde ona Adın cenneti ismi verilir. Adın cenneti aslında Adem'in cennetidir. Adem'in cenneti, Adem'in özelliği tek olmasıdır. Hani nasıl Adem halk olduğunda kendisinin dışında ikinci bir varlık yoktu. Sonra Havva geldi. İşte cennet gibi bir hayatı yaşamanın sırrı insanın önce Adem gibi yani Adem gibi olmasından geçiyor. Şöyle bir düşünelim. Adem'in annesi var mı? Yok. Yok. Peki Adem'in babası var mı? Aslında yok. Peki Adem'in cennete girdiğinde eşi var mıydı? Yoktu. Adem'in çocuğu var mıydı? Yoktu. İşte aslında biz dünyaya geldiğimizde bizim ne annemiz vardı, ne babamız vardı. Bizim ne eşimiz vardı, ne çocuğumuz vardı. Hatta kendimizin dünyaya geldiğimizde bir bedenimizin olduğunun bile farkında değildik. Bedenimiz olduğunu daha sonra fark etmeye başladık. İşte Adem seviyesi ya da Adın cenneti denilen yer aslında kişinin kendisinin tek olduğunu fark ettiği yerdir. Ve burada kendisini fark eden bir insan ya da bir fiziki varlık değil, aslında bilinçtir. Yani cennet mertebeleri ya da cennet makamları diye kastedilen yer fiziki bir görüntü, fiziki bir madde alemi değil. Aslında bilincin evrildiği, değiştiği ve dönüştüğü mertebelerin adıdır. İşte cennette yükselmek, cennette insanın farkındalığının gelişebilmesi için önce tek başına kalması gerekiyor. O yüzden birçok öğretinin içerisinde hedef önce tekliğe gitmektir. Tekliğe gitmeyen bir kişi huzuru bulamaz. Ha, mesela dikkat ederseniz biz gün içerisinde koştururuz, çabalarız, mücadele ederiz. Ama akşam olur bir uyuruz. O koşuşturma, gürültü, mücadele hepsi geride kalır. O zaman bir huzur, bir dinlenme, aktif bir dinlenme dönemi başlar. Sonra tekrar yeniden uyandığımızda bu sefer tekrar yeniden koşuşturmanın ve mücadelenin içerisine gireriz. İşte bunun için aslında cennet kişinin kendi bulunduğu yerin dışında ayrıca bir yer değildir. Kişinin kendini iyi hissetme hali aslında cennetin tasviridir. Kişinin kendini kötü hissetme hali o da cehennemin bir tasviridir. Ancak burada dışarıda gördüğümüz varlıklar bize geçici iyilik hali ya da geçici sıkıntı hali veriyorlarsa orası ne cennettir ne cehennemdir. Orası dünya oluyor. Yani dünyada birazcık iyilik var, birazcık da kötülük var. Ama cennet dediğimiz yerde ise daimi bir iyilik hali. İnsanın hem fiziksel olarak, hem mental olarak, hem de ruhsal olarak kendini iyi hissetme hali, aynı zamanda sadece kendinde değil, etrafındaki insanlarda da o iyilik halinin olması işte cennetin tasviridir. O yüzden cennet aslında senin çok da uzağında olan bir yer değil. Cennet belki de senin ayaklarının altında olan bir yerde olabilir. Şimdi konuya biraz da bu zihin üzerinden devam etmek gerekiyor. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz dünyayı, içinde bulunduğumuz alemi bir tanımlama, bir yorumlama şeklimiz var. Ve biz zihnimizin yönlendirdiği ya da zihnimizin var ettiği bir dünyayı gerçek olarak kabul ediyoruz. Oysa zihnin arkasında bir de bilinç var. Zihin bilinç değildir. Ama zihin bir bilinçtendir. Zihin ancak sonlu ve sınırlı olarak algılayarak bir şeyi var ya da yok der. Bilinç için ise bir şeyin var olması ya da yok olması çok önemli değildir.
O eğer bir şeyi tahayyül ettiyse onun için artık o vardır. Yani zihnimiz beş duyuyla algıladığı şeyleri var olarak kabul ediyor. Beş duyuyla algılayamadığı şeyleri yok diye kabul eder. Fakat bilinç öyle değildir. Bilinç beş duyunun ötesindekileri de algılar ve var olarak kabul eder. İşte bizim şu anda dünya dediğimiz yer aslında kendi sonlu ve sınırlı düşüncelerimizle yarattığımız bir alemden başka bir şey değildir. O yüzden şöyle düşünmekte fayda var. Aslında iki tane dünya var. Bunlardan bir tanesi senin sonlu ve sınırlı düşüncelerinle oluşturduğun bir dünya. Bir de sonlu ve sınırlı düşüncelerini geçtikten sonra gerçek olan bir dünya. İşte gerçek olan dünyada Kur'an-ı Kerim'e göre orası ahiret hayatı. Yani senin sonsuza kadar yaşayacağın yer. Fakat dünya hayatı yani zihninle algıladığın alan ise geçici olan dünya. İşte geçici olan şeyler yok olmaya mahkumdur. Bu da Kur'an'da külle şeyin halükün diyor. Her şey yok olucu. İşte benim zihnimin oluşturduğu, algıladığı şeyler de yok olucu. Aynı zamanda benim zihnimin kendisi de yok olucu. Ama zihnin arka planındaki bilinç, o bilinç varlık, o yok olan bir şey değil, var olan bir şey de değil. O hep var zaten. İşte o bilinç uyuyorsa biz ona uykuda diyoruz. O bilinç kendini fark eder ve uyanırsa ona da uyanmış diyoruz. O zaman burada zihnin uyanıklığı, zihnin uykuda olması, zihnin farkındalığının çok büyük bir önemi yok. Önemli olan zihnin arka planında olan bilincin uyanıklığı ya da uykuda olma hali. İşte sen uykudasın diye kastettiğimiz aslında zihin değil. Zihin kul gibidir. Yani bilincin yapmak istediği şeyleri yapmakla mükelleftir. İşte bilinç uyuyorsa zihin de ona göre doğru ya da yanlış şeyler yapabiliyor. Ama bilinç uyanırsa o zaman zihin de ona tabi oluyor. O zaman onun da yanlış bir şey yapması pek mümkün olmuyor. Eğer zihine kul dersek bilinç de adeta Allah gibidir. Dolayısıyla kul gelip geçicidir ama bilinç ise Allah ise bakidir. Şimdi burada zihnin iradesi var mı yoksa yok mu? Yoksa irade tamamen bilincin elinde mi? İşte bir bilinç ister uykuda olsun, isterse uyanmış olsun, irade yine bilinçtedir. Sadece uykuda olduğu için iradesini yanlış yönlendirebiliyor. Eğer uyanırsa da iradesini daha doğru ve daha akılcı ve mantıklı kendine göre yöneltmeye ya da yönlendirmeye başlıyor. Genelde insanların takıldığı en önemli soru şudur. Acaba gerçekte benim iradem var mı? Yoksa irade Allah'ıma ait, yaratıcıya mı ait ya da öze mi ait? İşte eğer bilinç uykudaysa senin iradenin olması ya da olmamasının pek bir önemi yok. Sen bilincin uyanıncaya kadar kendinin var olduğunu ve iradenin de sende olduğunu düşünebilirsin. Ancak bilincin uyandıktan sonra artık böyle bir iradeye de ihtiyaç kalmaz. Çünkü irade ikilikte işleyen bir sistemdir. Yani bir ben varsam, bir de sen varsan o zaman iradeden bahsedilebilir. Peki ya sen yoksan, ya ben yoksam ve sadece bilincin kendisi varsa o zaman da iradenin pek bir önemi kalmaz. O yüzden ister külli irade olsun, cüz'i irade olsun, isterse daha büyük bir irade olsun. Her şey külli iradeye ulaşıncaya kadardır. Külli iradeye ulaştığın andan itibaren artık bir iradenin varlığı söz konusu değildir. İşte gerçek bütün iradeleri terk ettikten sonra ve bıraktıktan sonra açığa çıkan bir şeydir. Şimdi burada irade gerçekten bana mı ait yoksa bilince mi ait? İşte sen kendinin doğduğunu
ve kendinin öleceğini düşünebilirsin. Bu cüzi bir iradedir ve bu iradenin bilince göre hiçbir önemi yok. Sen kendinin öldükten sonra bir cennete ya da bir cehenneme gideceğini düşünebilirsin. Böyle bir iradenin olduğunu düşünebilirsin. Ancak bilincine göre, yani özüne göre bunun hiçbir önemi yok. Kendinin bir şey olduğunu ya da bir şey yaptıktan sonra bunun olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlarını kendinin yaşayacağını düşünmenin de senin özüne göre hiçbir anlamı yok. Yani kısacası uykudayken senin yaptığın hiçbir şeyin uyandığındaki durumuna göre, pozisyonuna göre ve varoluşuna göre hiçbir önemi kalmayacaktır. Örnek vermek gerekirse gece uyuduğumuzda rüyalar görürüz. O rüyanın içerisindeyken geçici de olsa bir iraden olabiliyor. Orada da bir şeyler yapabiliyorsun. Peki ne zamana kadar? Uyanıncaya kadar. Peki uyandığında rüyanın içindeki iradenle yapmış olduğun şeylerin bir hükmü var mı? Bir yaptırımı var mı? Yok. İşte aynı bunun gibi uykuda olan bir insan da şu anda kendinin bir şey zannedebilir. Müslüman olduğunu düşünebilir, Yahudi olduğunu düşünebilir, Hristiyan olduğunu düşünebilir, ateist olduğunu düşünebilir, deist olduğunu düşünebilir. Peki ne zamana kadar? Uyanıncaya kadar. İşte uyandığında sen ne Müslüman oluyorsun, ne ateist oluyorsun, ne deist oluyorsun, ne de ateist ya da Yahudi oluyorsun. Hiçbir şey olmuyorsun. Sadece olanın kendisi oluyorsun. İşte biz olanın kendisine öz diyoruz. Ama onun kendini bir şekilde ifade etme şekline de yüz ismini veriyoruz. O zaman sen, yani öz, kendine bir yüz bulduğu anda kendini o yüzle tanımlamaya başlıyor. Eğer kendinin Müslüman olduğunu tanımlarsa, o zaman buna uygun bir inanç, buna uygun bir itikat geliştiriyor ve kendi kendine oyun oynuyor. Ya da bir başkasında ise öz, kendinin Yahudi olduğunu düşünüyor. Kendinin ateist olduğunu düşünüyor ve ona göre oyun oynuyor. Ancak uyandığında oyun oynayan kimse kalmıyor. Çünkü oyun rüyadayken geçerli, ikilikteyken ve çokluktayken geçerli kavramlar. Ancak uyandığında ne oyun oynayan kalıyor, ne oyunu oynatan kalıyor. Geriye sadece özün kendisi kalıyor. Peki hocam, bu dediğiniz olanın kendisi öz, yani olanın kendisi özse, tek olan özse, bu tekliğe gelip gerçekten onu kavrayabilmek ya da onu görebilmek ya da idrak edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tamam, haklısınız. Biz kendimize koyduğumuz etiketlerden işte şuralıyım, işte şuyum diye bunlardan içsel olarak soyutlandık. Başka ne yapabiliriz? Düşünmek. Hangi kaynaklardan besle? Düşünmek. Evet, bu düşünmek çok önemli, öyle değil mi hocam? Yani İşte duyguları düşünmek. kullanmak nasıl? Duyguları kullanmada da çok dikkatli olmak lazım mı? Yoksa şöyle ki, siz düşündüğümüz zaman burada kaldığımızı, burada olduğumuzu, yüz olduğumuzu söylüyorsunuz. Düşünmeyi bıraktığımız an olanın kendisi öz olduğumuzu mu savunuyorsunuz hocam? Ya da öyle midir olay? Şimdi Descartes diyor ki düşünüyorum, öyleyse varım. Yani kendinin varoluşunu düşünmesine bağlıyor. Ben de diyorum ki bu eksik bir düşünce. Bunun aslı şöyle olmalı. Düşünmüyorum, öyleyse varım. Çünkü düşünen varlıktır. Düşünmeyen vardır. İşte biz varlık olarak var olanı düşünerek anlamaya çalışıyoruz. Düşünmek biliyorsunuz Allah'ın subuti sıfatları vardır. İşte bunlar hay, ilim, irade, kudret, semi, basir, kelam, tekvin diye geçer. Benim burada tekvin sıfatı aslında her ne kadar bize yaratım diye anlatılsa da ben onu düşünmek olarak değerlendiriyorum. İşte bir insan düşündüğü sürece yaratıcının tarafındadır.
ancak düşündüğü anda yaratıcıdan geçer. O zaman da ne yaratılan ne de yaratanın olmadığı bir yere geçer. İşte buranın hakkında sen düşünmediğin için herhangi bir tanımlama, herhangi bir etiketleme, herhangi bir isim oraya bulamıyorsun. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de der ki Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin. Çünkü Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Allah'ın zatı düşünülerek, akledilerek anlaşılacak bir şey değildir. Mesela Cebrail aleyhisselam genelde akıl ya da düşünmeyle tanımlanır. Ama Cebrail aleyhisselam bile sintre-i müntahayı yani o kritik eşiği aşamıyor. Çünkü akıl bir yere kadar tanımlayabiliyor, anlamlandırabiliyor, isim verebiliyor. Ama kendisini yaratan tarafa ya da kendisinin gerçek kimliğinin olduğu tarafa düşünerek bir varlık sıfatıyla geçemiyor. Oraya var olmadan geçiyor ki nitekim Peygamber Efendimizle bir Cibril hadiste geçer bu. Sen diyor bu vahiyleri nereden alıyorsun, bu bilgileri nereden getiriyorsun diye Cebrail Aleyhisselam'a sorduğunda o da diyor ki bir perdenin arkasından ya Resulallah diyor. Peki diyor tekrar gittiğinde bakar mısın diyor o perdenin arkasında kim var diyor. Olur diyor ve Cebrail kayboluyor sonra tekrar yeniden geri geliyor. Baktın mı diyor, baktım diyor. Siz varsınız diyor. O zaman anlıyor ki Peygamber Efendimiz aslında perdenin önünde de perdenin arkasında da kendisinden başkası yok. O zaman bilgi aslında görünmeyen kendisinden görünen kendisine. İlhamlar, vahiyler, o bütün bilgiler aslında görünmeyen özünden görünen yüzüne gelmiş. İşte görünen bir yüzle, görünen bir kimlikle görünmeyen ve bilinmeyen bir öze ulaşılmaz. Ancak görünen ve bilinen kimliklerini reddedersen, tam zıttını düşünürsen, o zaman görünmeyen kendinle tanışırsın. Mesela bunun bir pratik uygulaması vardır. Belki bilenler vardır. Ama şöyle söyleriz biz. İnsanın iki tane yüzü vardır. Bunlardan bir tanesi görünen ve görünmeyen özü. O da yüzdür. Ancak biz görünen yüzümüzü etrafımızdaki varlıklar ya da etrafımızdaki insanlar sayesinde görünen kimliğimizi ve görünen yüzümüzü tanıyoruz, biliyoruz ve müşahede ediyoruz. Ancak görünmeyen yüzümüzü ve görünmeyen özümüzü anlayabilmek, tanıyabilmek ve hatta onunla tanışabilmek için de o zaman görünmeyen bir bilgiye ya da görünmeyen bir yüze ihtiyaç var. O da bildiklerinin tam tersini düşünmektir. Eğer kendinizin ne olduğunu düşünüyorsanız o olmadığınızı düşünün. Kendinin doğmadığını düşün. Kendinin öleceğini düşünüyorsan ölmeyeceğini düşün. Kendinin bir kadın ya da erkek olduğunu düşünüyorsan o zaman kadın ya da erkek olmadığını düşünme. Kendinin annenin babanın olduğunu düşünüyorsan o zaman bir annenin babanın olduğunu düşünme. Şimdi tüm görünen kimliğine, görünen yüzüne ait özelliklerini yok saymaya başladığında bir süre kendini tanımsız gibi hissedersin, anlamlandıramazsın. Çünkü bugüne kadar hep bu kimliklerle kendini ifade ettin. Ancak bu kimlikleri yok saymaya başladığında bir süre sonra anlamsızlığın içindeki gerçek kendinle tanışırsın. İşte onun anlamı kendine hastır. O yüzden bir varlık özün varlığını anlamlandıramaz. Çünkü tanımlıyor. Ama öz tanımlanacak bir şey değildir, anlaşılacak bir şey değildir ama vardır. O yüzden Allah'ın zatı vardır ama varlık değildir. Aklımız varlığı tanımlayabiliyor. Yani gözünün önündeki bir şeyi tanımlayabiliyor. Eğer gözünün önünde olmayıp da aklına mesela sevgi diyoruz, merhamet diyoruz, vicdan diyoruz. Bunları da kendisi yaratıyor. Bir kişinin gülmesini sevgi olarak tanımlıyor. Bir kişinin kızgınlığını nefret olarak tanımlıyor. Dikkat ederseniz akıl
ancak müşahede ettiği sürece onu tanımlayabiliyor. Ancak öz böyle bir varlık kimliği yok. Varlık kimliği olmadığı için de onu akıl dahi anlayamaz. Eskiler demişler ki bu akıl fikirle Mevla'yı bulamazsın. İşte Mevla aslında özün kendisidir. Mevla ismi her ne kadar bize Allah, yaratıcı ya da Rab gibi bir anlam uyandırsa da aslında mev Farsça'da yok demektir. La Arapça'da yok demektir. O zaman Mevla dediğin şey aslında yokun kendisidir. İşte biz varlığından hiçbir şüphe duymadığımız ancak hiçbir şekilde de varlığını ispatlayamayacağımız şeye iman ederiz. İnanırız. Onun varlığını kabul ederiz. İşte o yüzden Allah'ın zatına iman vardır. Mesela Bakara suresinde der ki müminin tanımını yaparken onlar gayba iman ederler. Salatı ikame ederler ve kendisine verilen nimetlerden de infak ederler. İşte bu müminin tanımıdır. O zaman gerçek mümin aslında neye iman ettiğinin tam olarak bilmeyecek. Ama iman ettiğinden de o kadar emin olacak ki o zaman da ona mutmain ismi veriliyor. Eğer sen inandığın ve iman ettiğin şeyi tanımlayabiliyorsan o iman değildir. Hatta der ya siz diyor henüz de iman ettik demeyin diyor. İman diyor sizin kalplerinize işlemedi diyor. Siz diyor Müslüman olduk deyin. Dolayısıyla Müslüman olmak başka bir şey, mümin olmak başka bir şey. Müslüman olmak, Hristiyan olmakla İslam olmak aynı şeyler değildir. İslam ifadesi bütün inançları, bütün dinleri kuşatan, onları ihata eden bir düşünce sistemidir. O yüzden ancak bir mümin İslam dininin içine girebilir. Ancak bir mümin de mümin olduğu o sıfatı aldığı andan itibaren o Müslüman da değildir, Hristiyan da değildir, Yahudi de değildir, deist de değildir. Hiçbir şey değildir. Çünkü onların hepsi bir inançtır. Ancak İslam olmak ise, mümin olmak ise inanç değil, itikattır. İtikat içten gelir. İnanç ise kabuldür sadece. Sağdan, soldan, oradan, buradan duyduğu şeyi kabul eder. İşte o yüzden bize göre bir Müslüman da kabul ediyor, bir ateist de kabuldedir. Yani hakikat nazarında Müslümanla ateist birdir. Ancak mümin ne Müslümandır, ne ateisttir, ne deisttir. O bütün inançların, bütün itikatların üstüne çıkmıştır. Demek ki özün varlığını anlamak için önce iman etmek gerekiyor. Zaten iman yoksa müşahede olmaz. Yani bir şeyi görebilmen için önce o şeyin varlığını kabul etmen gerekiyor. Eğer yaratıcının varlığını kabul ediyorsan o zaman yaratıcıyı görürsün. Ama özün varlığını kabul ediyorsan o zaman onun gerekliliklerini yerine getirmen gerekiyor. O zaman özün özelliklerini öğrenmek gerekiyor. Her varlığın bir özelliği vardır. İşte özün de kendine has özellikleri var. Mesela bunlardan bir tanesi vücuttur. Özün vücudu vardır ama özün vücudunun dışında ikinci bir varlık yoktur. O yüzden varlıkla var aynı şeyler değildir. Var sınırları yok. Varlık ise sınırları var. Mesela Allah bir varlıktır. Mesela diyoruz ki la mevcude illallah. Allah'tan başka varlık yok. Yani mevcut varlıktır. Vücut ise vardır. O yüzden Allah'ın zatı mevcut değil, vücuttur. O yüzden akıl mevcut olanı anlayabiliyor ama vücudu bir türlü anlayamıyor. Ondan sonra kıdem. Özün bir başlangıcı yoktur. Ama benim aklım bir başlangıç tayin ederek bir şeyleri anlayabiliyor. Ve aynı zamanda beka, yani özün bir sonu da yok.
başlangıcı olmayan ve sonu olmayan bir şeyi akıl anlayamaz. Aynı zamanda vahdaniyet. Kendi varlığıyla var. Kendi varlığının dışında ikinci bir varlık yaratmamış ya da var etmemiş. Dolayısıyla ikincisi olmadığı için kıyaslayabileceği, anlamlandırabileceği bir dışında bir şey yok. Hani örnek vermek gerekirse ışıkları kapatırsanız şu anda, zifiri karanlığın içinde kalırsanız siz kendi varlığınızla varsınızdır. Ve sizin varlığınızı işaret edecek ve gösterebilecek karanlığın dışında ikinci bir varlık olmadığı için sen sadece burada varlığım bile diyemezsin. Varım dersin. Çünkü varlık diyebilmen için bir kendini kıyaslayabileceğin bir şeye ihtiyaç var. O yüzden özün vahdaniyet özelliği sadece vardır o. Ondan sonra kıyam bir nefsi, aynı zamanda kendi nefsiyle vardır. Ve kendi nefsinin dışında ikinci bir nefs de var etmemiştir. Bu anlayışa göre aslında senin nefsin de özün nefsi ya da şu anda bizi dinleyen dinleyicilerin hepsinin nefsi aslında onun nefsi. Sadece insan olarak değil, bütün hayvanların, bütün bitkilerin, bütün tabiatın nefsi de aslında onun nefsi. Bütün galaksi, bütün yıldızlar, eğer var olduğunu düşündüğüm bütün varlıkların nefsi aslında özün nefsidir. Şimdi ben kendimdeki sonlu ve sınırlı nefsle onun nefsini tayin edebiliyorum. Ben böyleysem o öyledir diyorum. Ama diyorum ki bu nefs bile onun nefsi. İşte o zaman öyle bir noktaya geliyorsun ki aslında onun nefsinin dışında bir nefs yok deyince bu eşittir anlamsızlık. Bir anlamı yok yani o nefsin. Ondan sonra muhalefetinin havadis. Açığa çıkmış hiçbir şeye benzemez. Şimdi ben dernekte sohbet ederken arkadaşlara bazen diyorum ki bana bu dünyaya ait olmayan, bu sisteme, bu evrene ait olmayan bir şey söyle. Bir isimden bahset. Bir kelime kullan. Ama daha önce bu dünyada hiç kimse kullanmamış olsun. Ve düşünüyoruz, taşınıyoruz. Bazı uyanıklar var. Onlar öz diyor. Diyorum ki öz bile buraya ait. Ama o yani mutlak gayb hiçbir şekilde sonradan açığa çıkmış bir şeye benzemeyecek. Dolayısıyla onun bir ismi de yok. Şimdi bunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Diyorum ki size bir nesne söyleyeceğim, bir isim söyleyeceğim. Ve bunu anlayabilecek misiniz ya da tanıyabilecek misiniz? Mesela diyorum ki Zavazingo. Zavazingo neye benzer? İsmini aklına getiremediğin her şeydir Zamazingo. Biliyorsundur ama aklına getiremiyorsundur. Şu diyemiyorsun. Ama o gösterdiğin değil. Bu diyemiyorsun. O gösterdiğinde değil. Peki Zavazingo diye bir şey var mı? Var. Adam görmüş. İşte varlığından hiçbir şüphe duymadığın ama hiçbir varlıkla da ifade edemediğin şeye biz var diyoruz. Var. Öyle bir şey var. Ama varlık değil. Mesela bir portakal ağacı düşünelim. Bir de o portakal ağacını oluşturan bir tane çekirdeği alalım. Şöyle karşımıza koyalım. Bir elimizde portakal ağacının çekirdeği, bir karşımıza da portakal ağacının kendisi olsun. Şimdi biz biliriz ki o portakal ağacı o elimizde tuttuğumuz çekirdekten olmuştur. Peki portakal ağacına bakarak o portakalın çekirdeğinin neresine benziyor? Ne yaprağına benziyor, ne gövdesine benziyor, ne meyvesine benziyor, ne köküne benziyor. Hiçbir şeyine benzemiyor. Ama o çekirdek var. Ve hatta o çekirdekten böyle bir ağaç olabileceği bile aklımıza gelmez. Ama oluyor. O çekirdek toprağa düşüyor ve o topraktan koskocaman bir ağaç oluyor. Ve o ağacı oluşturan o çekirdek tekrar yeniden o ağacın içindeki bir meyvenin içine giriyor. O zaman bu örnekten yola çıkacak olursak şu anda aslında biz koskocaman bir evren ağacına bakıyoruz. İşte bu evren ağacının
dalı da, yaprağı da, gövdesi de, her şeyi var. Ama bir ağacın var olma sebebi meyvesidir. Çiçek bile olsa o onun meyvesidir. O zaman şöyle düşünüyorum. Burada düşünmeyi inandıklarım üzerinden değil, müşahede ettiğim alan üzerinden yapıyorum. Yani varsayımlarla değil de var olana bakıyorum. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Acaba diyorum o portakal ağacının var olma sebebi portakalın meyvesi ise o zaman bu evrenin var olma sebebi acaba ne olabilir? Eğer akılcı ve mantıklı yani inanç olarak değil de gerçekten samimi olarak düşündüğümde düşünüyorum, düşünüyorum. İnsandan başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü insanın dışındaki hiçbir varlık bu evreni sorgulamıyor. İnsanın dışındaki hiçbir varlık ben güneş doğdu, ay battı, ne bileyim işte yağmur yağdı diye sorgulamıyor. Evet, onlar da bunu yaşıyorlar. Onlar da güneşten etkileniyorlar. Onlar da yağmurdan etkileniyorlar. Ama bunu hiçbir zaman sorgulama gereği hissetmiyorlar. O zaman sorgulayan sadece insan. Ha, o zaman diyorum ki aslında bu evren insanlar için var. Ama insanlara da şöyle bakıyorum, bakıyorum. Şimdi en değerli olanı bulmam lazım. En gizli olanı bulmam lazım. Çünkü portakal ağacında da bir sürü meyveler var. Ama bir portakal ağacı daha oluşturacak, bir portakal ağacı daha meydana getirecek olan meyve değildir. Meyvenin içindedir. O zaman şöyle meyvelere bakıyorum, bakıyorum, yani insanlara bakıyorum, bakıyorum. Hiç eşi ve benzeri olmayan olması lazım. İşte annemi görüyorum, babamı görüyorum ya da sizler de birilerini görüyorsunuz. Ama bu gördüğünüz şeyler sürekli gelip geçiyor. Mesela şu anda gördüğümüz insanlar bir müddet sonra görünmeyecekler. Onun yerine başka yüzler görünecek. Onlar da bir süre sonra görünmeyecek. Onun yerine başka yüzler gelecek. Ama bir tanesi var, hiç değişmiyor. O hep görmeye devam ediyor. İşte bir bakıyorsun ki aslında o da kendinsin. Demek ki bu evren ağacında en önemli olan varlık meyveler, insanlar. Ama bu insanların içerisinde alternatifi olmayan tek varlık sensin. Ha, o zaman aslında sen meyvenin kendisisin. Yani potansiyel olarak yeniden bir portakal ağacı, yeniden bir alem, yeniden bir evreni inşa edebilecek olan potansiyelsin. Ama biliyorsunuz ki meyve içindeki için var. Yani içindeki çekirdek için var. O zaman anlıyorsun ki aslında bu görünen meyve, bu görünen bedenin içinde asıl gerçek hazine var. İşte o gerçek hazineye biz öz ismini veriyoruz. Şimdi ben o gerçek hazineye sesleniyorum ve ona öz demiyorum. Çünkü artık aşikar oldu. Ona sen diye sesleniyorum. Ve diyorum ki sen gözünle gördüğün ve aynı zamanda aynaya bakarak gördüğün neye benziyorsun? Yani tıpkı o portakal meyvesinin içindeki çekirdeği düşünerek söylüyorum. O zaman gerçek olan sen bu görünen neye benziyorsun? Güneşe benzemiyorsun, aya benzemiyorsun, Sirius'a benzemiyorsun, Nibura'ya benzemiyorsun. Ya hiçbir şeye benzemiyorsun. Dönüyorum yeryüzüne geliyorum. Yani erkeğe benzemiyorsun, kadına benzemiyorsun. Ölene de benzemiyorsun, doğana da benzemiyorsun. Yaratılanlara da benzemiyorsun, anlatılan yaratıcıya da benzemiyorsun. O zaman sen aslında hiçbir şeye benzemiyorsun. İşte Allah'ın zatı hiçbir şeye benzemez. Ama benzettiklerimiz, teşbih ettiklerimizin hepsi ondan açığa çıkmıştır. Tıpkı meyveye bakarız, bu tohumdan gelmiştir. Ağaca bakarız, bu da bu tohumdan gelmiştir deriz. O zaman sen nereye bakarsan bak, aslında kendinin açılmış halini seyrediyorsun. Kendinin açılmış haline sen evren diyorsun. Ya da bunu dini bir ifadeyle söylemek gerekirse, sen özünün açılmış haline Allah ismini veriyorsun. O zaman Allah aslında senin görünen yüzün oldu. O zaman hem yaratıcıyı hem de
o yaratıcının içindeki yaratılmışları, yani nasıl ki ağacın içinde yapraklar var, meyveler var, onlar da ağacın içindedir. Bir de onların içinde çekirdek olan var. İşte o çekirdek olan ne ağaca benziyor ne de ağacın herhangi bir organına benzer. İşte sen de ne bu görünen bütüne benziyorsun ne de bu bütünün içindekilere benziyorsun. Ama gördüklerin ister sonlu ve sınırlı olsun, isterse sonsuz ve sınırsız olsun, o zaman sen aslında kendi açılmış halini, kendi sonlu ve sınırlı açılmış bir halinden seyrediyorsun. Yani kısacası sen kendi kendini seyrediyorsun. O zaman kendi kendini seyrettiğini düşünürsen, cennete kim gidecek? Sen. Cehenneme kim gidecek? O da sen. Peki aynı zamanda dışarıda da kendini seyrediyorsun. Peki birisi cennete giderse aslında kim gitmiş olacak? Gene sen. Yine ben. Peki cennete giderse kim gidecek? Gene sen. Dolayısıyla kim nereye giderse gitsin aslında giden sensin. Peki kim nereden gelirse gelsin aslında gelen de sensin. E peki sen gerçekten bir yere gidiyor musun, geliyor musun? Yoksa sen gidenleri ve gelenleri seyrediyor musun? İşte öz hiçbir yere gitmez. Ne cennete gider ne cehenneme gider. Öz öbür dünyaya falan da gitmez. Öz sadece seyreder. Neyi seyreder? Kendi açılmış hazinesini seyrediyor. Nereden seyrediyor? Yine kendi sonlu ve sınırlı açılmış bir hazinesinden seyrediyor. Şimdi özü direkt net olarak anlatamıyorsun. Çünkü bir şeye benzemiyor. Ama özü bir şeye benzeterek anlatabiliyorsun. Buna misal derler. Genelde akıl misalleri daha iyi kavrayabildiği için hakikat hep misallerle anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'de bir misaller kitabıdır. O yüzden o misalleri sen gerçek zannedersen o zaman masal gibi gelir. Ama misaller masal değildir. Bir hakikate ışık tutmak için verilmiş örneklerdir. Şimdi şöyle düşünsün arkadaşlar. Bir denizaltı düşünelim. Bu denizaltı normalde denizin altında hareket eder. Ama bazen de denizin üstünde ne olup bittiğini anlayabilmek için kendisini yukarı çıkarmıyor. Onun yerine kendinden bir parçayı çıkarıyor. İşte buna periskop derler. Ve periskopu suyun yüzeyine çıkararak oradan sağa sola etrafa bakıyor. Peki şimdi periskopu seyreden bir kişiyi düşünelim. Periskopu seyreden kişi o periskoptan bakanı görebilir mi? Göremez. Ama periskoptan bakan onu görebiliyor. İşte ben periskopa baktığımda aslında bakan kişiyi göremiyorum. Ama periskopa eğer dışarı çıktıysa o periskop boşa çıkmamıştır. Mutlaka bir bakan vardır. Ama periskopun görünen kısmında bakan değil de görünmeyen kısmındadır, daha aşağıdadır bakan. İşte buradaki beden dediğimiz varlık adeta bizim periskopumuz gibi. Bu görünen alem dediğimiz, dünya dediğimizde aslında bir suyun yüzeyi gibi. İşte gerçekte bu görünen varlıktan bakan aslında bu görünen varlığın içinde değil. Aynı zamanda bu görünen varlığa bakan da bu görünen varlığın içindekini göremez. O yüzden arkadaşlara deriz ki biz, sen beni görebiliyor musun? Eğer bu konuya haiz olmayan, bu konuyu bilmeyen bir kişi der ki, evet der, ben seni görüyorum der. Ben de derim ki, sen periskopu görürsün ancak. Bedeni görebilirsin ancak. Ama bedeninden bakanı görmek yok. Onu görmek mümkün değil. Ama bir beden varsa ortada mutlaka bir gözlemci ve bir seyreden vardır. İşte bundan dolayı öz eğer bir sıfatı yoksa sadece seyircidir. Seyreder. Kendinin açılmış halini seyreder. Ama birazcık güçlenmeye, irade, güç, kuvvet bulmaya başlarsa aynı zamanda kendinin içine
geçici bir varlıkla girer, bir elbise bulur ve girer. Bu sefer kendi içinde bir şeyler de yapmaya başlar. İşte öz geçici bir elbise bulup kendi içine girip ve burada bir şeyler yapmaya başladığında biz ona uyumaya başladı deriz. O zaman şu anda aslında insanlar sürekli bir şeyler yapıyorlar. İşte bu bir şeyler yapma halinden dolayı da biz öz uykuda diyoruz. Ama ne zaman ki insan bir şey yapmayı bırakır ve sabit durmaya, nötr durmaya başlarsa o zaman da öz uyanmış demeye başlıyoruz. Yani sıfatlarımızı, fiillerimizi ve özelliklerimizi kullanmaya başlarsak aslında biz özün rüyasına giriyoruz. Ancak sıfatlarımızı, fiillerimizi ve özelliklerimizi kullanmadığımız zaman ise biz özün kendisi oluyoruz. O yüzden öz bir sıfat bulursa, bir yüz bulursa varlık özelliği kazanır. Ama o geçicidir. Ama özelliğini kaybederse o zaman da var olanın kendisi olur. O zaman da özelliği yoktur. İşte şu anda biz aslında nereye bakarsak bakalım özellik kazanmış yüzümüzü seyrediyoruz. Yani bizim özün özellik kazanmış yüzüne Allah ismi verilir. O yüzden kelime-i şehadetin sırrı Allah'ın görünürlüğü üzerinedir. Zaten bir kişinin Müslüman olabilmesi için önce kelime-i şehadet getirmesi gerekiyor. Yani mümin olmanın sırrı iman etmek, Müslüman olmanın sırrı ise kelime-i şehadeti getirmektir. Kelime-i şehadeti getirebilmek için önce kendinin görünen görünmeyen her şeyden bir soyutlaman gerekiyor. Tıpkı o portakal ağacındaki çekirdek gibi. Önce her şeyden bir soyutla. O zaman sen neye benziyorsun? Ya da kendini neyle ifade etmeye çalışıyorsun? İşte bulamaman gerekiyor. Yani kendi varlığın hakkında fikrinin olmaması lazım. Mesela bir düşünürümüz Beyazıt-ı Bestami der ki derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Yani aslında kendini var eden varlığı bir delil arıyor. Ancak sonra anlıyor ki kendi varlığı onun varlığının deliliymiş. Aynı zamanda sağa sola gözler idim, dost yüzünü görsem diye ben taşrada arar idim, o can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam, dost ayrı, ben gayrıyam. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Yani aslında burada insanın aradığı şeyin çok uzaklarda olmadığı, hatta ona şah damarının daha yakın olduğu ile ilgili çok güzel çarpıcı mesajlar veriliyor. Muhittin İbni Arabi der ki, yıllarca Allah'ı zikrettiğimi zannederdim. Meğersem zikreden kendisiymiş. Yıllarca onu aradığımı zannederdim. Meğersem beni arayan oymuş. İşte biz yıllarca Allah 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 diye zikir çektik durduk. Ya da onu gökte aradık, yerde aradık, orada aradık, burada aradık. Ama hiç kendimize bakmak aklımıza gelmedi. Dolayısıyla özetlemek gerekirse ortada iki tane anlayış var. Bunlardan bir tanesi görünenler, bir tanesi de gören. İşte gören, görünen hiçbir şeye benzemeyecek. Eğer sen de kendini gören olarak kabul edersen, mesela beynimiz vücudumuzun neresine benziyor? Ele benzemiyor, ayağa benzemiyor. Peki beyni görebiliyor muyuz? Yok. Peki beynimizin varlığı ya da yokluğunu hiç düşündük mü? Hiç aklımıza bile gelmiyor. Yani var mı yok mu? İşte aynı bunun gibi bu gördüğümüz varlıklar da aslında bir görene muhtaç. İşte o görenin adı özdür. Bu uyanırsan sen olursun. Yani sen dediğimiz olur. Ama uykudaysa o hep kendini bir şeylere benzetmeye çalışacak. İşte siz siz olun. Kendinizi hiçbir şeye benzetmeyin. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Siz zannettiğiniz hiçbir şey değilsiniz. Ama zannettiklerinizin hepsi sizindir. Anne sizindir, baba sizindir, yaratan sizindir, yaratılan sizindir,
Doğan sizindir, ölen sizindir ama siz hiçbir şey değilsiniz. İşte buna kendi hakikatini bilerek marifeti yaşamak diyorlar. O yüzden önce hakikat, sonra marifet. Önce kendini bileceksin, sonra tekrar yeniden Rabbini bileceksin, Allah'ı bileceksin. Çünkü kendini bilmeyen Rabbini bilemez. Ben böyle aldım gidiyorum Hocam, ama soru falan evet. varsa. Soru çok var hocam. Onlar da gelecek. Bu arada şunu da sormak istiyorum. Varlık, bilinç, zihin, akıl, öz, Allah, bu kavramların hepsini söylediniz. Çok güzel. Bir de benlik diye bir kavram var hocam. Bu benlik kavramı tam net oturmamış insanlarda. Siz zahmet Şöyle, değinebilir misiniz? benlik mesela Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki biz diyor emaneti dağlara taşlara verdik. Onu onlar kabul etmedi. Onu diyor bir tek insan kabul etti. Muhakkak ki o zalim ve cahildir. Yani dağların taşların bile kabul etmediği bir tanımı, bir kavramı, bir varlığı bir tek insan kabul ediyor. Ve bu kabul etmesinden dolayı da kendisi cahillikle ve zalimlikle suçlanıyor. İşte en büyük cahillik ve en büyük zalimlik benliktir. Yani bir ben varım düşüncesi. Bir ben varım, bir de benim dışımdakiler var düşüncesi aslında cahilliğin göstergesidir. O yüzden benlik yok. Senlik de yok. Sadece o var. İşte o Allah'ın zatı için kullanılan bir ifadedir. Allah'ın zatı titreşirse, yani bir kimlik kazanmak isterse o zaman benlik olur, senlik olur. Ama bu da geçicidir. Halbuki halen ondan başkası yoktur. İşte bizim şu anda kendimizi bir benlikle, ben buyum, sen şusun diye tanımlamamız şu andaki içinde bulunduğumuz pozisyon itibariyle. Ancak benlik duygusunu, benlik hissini çok fazla sahiplenen insanlara ya da varlıklara şunu hatırlatmak gerekiyor. Benliğinizi an üzerinden değil de daha evrensel, daha zamanüstü bir boyuttan düşündüğünüzde, mesela 5 yaşındayken aynanın karşısında görünen sendin. Ama 5 yaşındaki seni gören senin benliğindi. Aynı zamanda 20 yaşına geldiğinde 20 yaşında gördüğün yine senin yüzün 5 yaşına göre oldukça değişmiş ama onu gören gene senin benliğin. 40 yaşına geliyorsun yine görüntün değişiyor ama onu gören aynı. 50 yaşına da gelsen, 100 yaşına da gelsen, 1000 yaşına da gelsen benlik hep aynıdır. O yüzden biz 5 yaşımızdaki benliğimizi sahiplenirsek o zaman 10 yaşına, 20 yaşına geldiğimizde benliğimiz değişiyor gibi hissediyoruz. O aslında benlik değişmiyor da kimlik değişiyor. İşte kimliklerin hepsi geçicidir ama benlik bakidir. O yüzden bir tane ben vardır, o da Allah'tır. Allah'tan başka ben diyen olamaz. Ya da ben diyen zaten onun kendisidir. O yüzden sonlu ve sınırlı olarak ben diyen de aslında sonsuz ve sınırsız. Bazen de sonsuz ve sınırsız olarak da ağzımızdan ben çıkar. O da aslında mutlak varlığın kendisidir. Ama bir de öz vardır. Öz de ben der. Ama onun ben demesi kelimelerle değildir. Onun ben demesi daha çok hal diliyledir. Yani öyle bir duruş sergiler ki yani gerçekten şöyle bakarsın var mı yok mu belli değil. Yani katılımcı değil, iştirak etmiyor, sohbete dahil olmuyor ama karşında duruyor aynı zamanda. İşte Kur'an-ı Kerim adeta bu üç tane benim kendini ifade etmesiyle yazılmış bir kitap olduğu için bazen sonlu ve sınırlı benden konuşuyor. Bazen de sonsuz ve sınırsız benlikten konuşuyor. Bazen de mutlak olan ben
dile geliyor ve o konuşuyor. İşte sonlu ve sınırlı ben dile geldiğinde o zaman biz buna kul ismini veriyoruz. Sonsuz ve sınırsız benlik dile geldiğinde o zaman da Allah ismini kullanıyoruz. Ama bazen de sonsuz ve sınırsızın da ötesindeki mutlak ben dile geliyor. O zaman da ona öz ismini veriyoruz. Örneğin İhlas Suresi. İhlas Suresi mutlak benim sözüdür. Kul hu Allahu ahad. Yani de ki o Allah tektir. Allahu samet aynı zamanda birdir. Lem yelid ve lem yulid. Doğmamıştır ve doğurmamıştır. Sonradan açığa çıkman hiçbir şeye benzemez ve aynı zamanda sonradan açığa çıkan hiçbir şeye de muhtaç değildir. İşte bu Allah'ın zatı, yani ben, ekber dediğimiz ben, hiçbir şeye ihtiyacı yok. O kendi varlığıyla vardır ve kendi varlığını ispatlamak gibi bir gayesi ya da bir derdi bile olmaz. O yüzden benlik hep bir sonrakine muhtaçtır. Kulun benliği yaratıcının benliğine muhtaçtır. Yaratıcının benliği de özün benliğine muhtaçtır. Böyle adeta matruşka gibi iç içe girmiştir. İşte küçük ben kendince bir şeyler yaptığını zanneder ama gerçekte onu yaptıran büyük bendir. Büyük ben de kendince bir şeyler yaptığını zannedebilir. Onu da yaptıran arkasındaki büyük, daha da büyük olan bendir. O da Allah'ın zatıdır. Hocam, insanı uykuda tutan duygudur, düşüncedir dedik, tuzaklar anlamında. Ama zaman da bir tuzaktır. Buna değinmedik efendim. Bir de buna değinirsek Sezami. Şöyle, Asr suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hatta şöyle derler, eğer Kur'an-ı Kerim inmemiş olsaydı ve sadece Asr suresi gelmiş olsaydı bile aslında hakikat çok rahatlıkla anlaşılabilirdi. Asr suresi zamana yemin ederek konuşuyor. Asra yemin olsun ki muhakkak ki insan hüsrandadır. Dikkat ederseniz Müslümanlar demiyor, Hristiyanlar demiyor, Yahudiler demiyor. İnsanlar hüsrandadır. Çünkü zaman tuzağına yakalanmışlar. Ve arkasından da devam ediyor. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç. Demek ki insanlar aslında şu anda kendilerini ne zannederlerse zannetsinler, ister duygusal olarak kendilerini çok iyi hissetsinler, isterse duygusal olarak büyük bir çöküntü içinde olsunlar. Bunun tek bir sebebi var, zamanın içinde olmaları. Yönetir. Ne zamana kadar? Uyanıncaya kadar. Uyandığın anda artık geçmişi yoktur. Aynı zamanda geleceği de yoktur. Geçmiş ve gelecek olmadığı için bir mekan da olmaz. Mekan da yok, zaman da yok. O zaman gidecek bir yer de kalmaz. İşte orada kendinden başa gidecek hiçbir yer kalmıyor. Dolayısıyla mekan da bir tuzaktır, zaman da bir tuzaktır. O yüzden Kur'an'da şöyle bir ifade vardır. Huvel evveli vel ahiri vel zahiri vel batın. Evvel o, ahir o. Zahir o, batın o. İşte bu genelde Allah için kullanılan ifadelerdir. Evvel geçmiş demek, ahir şimdi demek. O zaman geçmiş ve şimdi aslında Allah'tan başkası değil. Aynı zamanda zahir yani görünenler ve aynı zamanda batın yani görünmeyenler de aslında ondan başkası değil. Yani Allah'tan başkası değil. O zaman zaman da Allah, mekan da Allah. O zaman şu anda ben zamanın ve mekanın içinde olarak aslında Allah'ın içindeyim. İşte Allah'ın içinde olursan Allah seni oyuna getirir. Allah oyun kuranların, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Çünkü Allah der ki ben alemi insan için, insanı da kendim için var ettim.
O zaman demek ki insan varsa Allah görür, Allah bilir, Allah işitir, Allah konuşur. Ama insan uyanırsa o zaman Allah göremiyor, Allah konuşamıyor, Allah işitemiyor. Dolayısıyla Allah'ın burada hükmü adeta sorgulanır hale geliyor. İşte duygular bizim duygularımız değil. Aslında duygular Allah'ın duyguları. Aynı zamanda düşünceler bizim düşüncelerimiz değil, Allah'ın düşünceleri. Aynı zamanda zaman dediğimiz şey bizim değil, o da Allah'ın kendisi. Aynı zamanda mekan dediğimiz şey o da Allah'ın kendisi. O zaman Allah aslında bizi hem içeriden hem de dışarıdan adeta kuşatmış, ihata etmiş. Diyor ki bir hadiste, kulum diyor bana nafile ibadetlerle gelir. Geldiği zaman ben onu çok severim. Sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Yani adeta okulumdan ben görürüm artık. Okulumdan ben işitirim. Okulumdan ben konuşurum. Okulumdan ben yürür. Okulumdan ben tutarım diyor. Yani biraz daha cesaretlense kul yok diyecek. Sadece ben varım diyecek de kula ayıp olmasın diye. Kulumdan görür, kulumdan işitirim diyor. İşte hakikatte aslında ortada kul yok. Sadece onun kendisi var. O yüzden derler ki aslında gören Allah'tır. Aslında konuşan Allah'tır. Aslında işiten Allah'tır. Aslında düşünen Allah'tır. Aslında tutan da yürüyen de Allah'tır. Allah Allah. Biz neredeyiz? İşte diyor sen var mısın ki diyor yok olmaktan korkuyorsun. Sen zaten yoksun ki diyor Muhittin İbni Arabi. İşte insanın gerçek anlamda var olabilmesi için önce bir yok olması lazım. Yok olacak ki var olacak. Önce uyuyacak, sonra uyanacak. Ama insanların gördüğüm kadarıyla uyanma problemi yok. Uyku problemi var. Uyuyamıyorlar bir türlü. Hocam diyor gece gözüme uyku girmiyor diyor. Gündüz gözüme uyku girmiyor diyor. Yani bir türlü uyuyamıyorum diyor. İşte seni uyutmayan da Allah. Uyursan uyuyacak olan da uyutacak olan da Allah. Sonra tekrar yeniden uyanırsan uyandıracak olan da Allah. Yani şey gibi bu. Balık, iki tane balık kendi aralarında konuşuyorlarmış. Ya diyorlarmış deniz diye bir şey var. Sen onu gördün mü diyorlarmış. İşte bizim de Allah'la olan ilişkimiz adeta böyle bir şey. Allah diye bir şey var. Sen onu hiç gördün mü? İki balığın onun içinde onu arayıp bulamamaları ya da onu fark edememeleri gibi biz de onun içinde adeta kendimizi var zannediyoruz. Nasıl ki o balık için aslında balığın içi de su, dışı da su. İşte bizim içimizde o, dışımızda o. Ve ondan başka varlık yok. Kur'an'da bu enfüste ve afakta onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Kendi varlığımızı göstereceğiz diye bir ayetle adeta senin içinde olanında, dışında olanında her şeyde aslında onun kendisinin var olduğunu açıkça beyan ediyor. Ama kime? Görmek isteyene. Hocam size bir soru gelmiş canlarımızdan. Kimse mikrofonu açmıyor ki sohbet bölünmesin diye. Bu arada sizin kendi Özden Öze derneğinizden sizi tanıyan başta Güneş Barış Hanımefendi olmak üzere çoğu dostumuzun size çok selamı var. Burada görmekten onur duymuşlar, gurur duymuşlar. Onu belirteyim ve sorumu sorayım size. Nefsin tanımını yapabilir misiniz? Az önce varlık kategorisine koyduğunuz tüm varoluşun nefsi var dediniz. Doğal ortamda var olan bitkilerin tüm floranın nefsi olabilir mi ki Tekin Bey demiş. Senin nefsin varsa onun nefsi de vardır. Yani mesela şöyle düşünsenize bir çiçeğe 3 gün su vermeyin. Diyoruz ki aa diyoruz bak çiçek kurumuş diyoruz. Suya ihtiyacı var diyoruz. O zaman bunu söyleyen nefs aslında çiçeğin nefsidir. Çünkü çiçek kendi varoluşunda bir nefsi yoktur. Arla, böceğe böyle bir tanımlamaya yapıyorsan o zaman senin nefsin
Yolda bir tane yavru kedi gördüğümüzde işte orada üzülen aslında senin kedideki ne? Biz adeta tek bir merkezden bütün evreni görüyoruz. O yüzden dedim kendi nefsiyle var derken kendi müşahede ettiğin alanın nefsisin zaten. O yüzden ama eğer sen bir kedinin ihtiyaç halinde olmasını acırken bir başka kızabiliyorsa işte onun nefsi de senin nefsin. Fıtlar aslında bir tane nefsin kendisidir. O da insanın dışında ayrıca ikinci bir nefsi yok. O ya biz Adem'e ruhumuzdan nefret ettik düşüncesi aslında var olan her Allah'ın nefsini vermiş. O zaman Allah'ın nefsinin dışında başka bir nefsi yok. İşte biz Allah'ın nefsini sonlu ve sınırlı olarak kullanıyoruz ama aynı zamanda benim yanımdaki de bir başka insan da aynı nefsi kullanıyor ama farklı değerlendiriyor. Ya da bir başkası da farklı değerlendiriyor. İşte istediğimiz kadar farklı değerlendirirsek de hepimiz aynı nefsten besleniyoruz. O da Allah'ın nefsi. Dolayısıyla senin nefsin varsa her şeyin nefsi vardır. Ama özün nefsi olmaz. O yüzden öz duygulanmaz, öz üzülmez, öz ağlamaz, öz hiçbir şey yapmaz. O yüzden öze ulaşmak istiyorsan nefsi sahibine iade et. Nefsin sahibi kim? Allah. O zaman nefsini, emanetini sahibine iade edersen senden geriye sadece sen kalırsın. Çok güzel bir soru gelmiş yine Tekin Bey. Tülay sormuş, demiş ki hani herkes fıtratı üzerine doğuyordu ya, demiş ki özüne uyananın fıtratı kalır mı? Yani temel karakter yapısı yok mu olur demiş. Şöyle özüne ulaşmış olan bir insanın kendinden önceki yani rüya boyutundaki yaşadığı her şey bitmiştir artık. Onun artık bir fıtratı ve bir kaderi de yoktur. Ve hatta o ana kadar şunun da farkına varır. Yeryüzündeyken, dünyadayken ya da rüyadayken başkalarının fıtratı, başkalarının kaderi dediği şeyin bile aslında kendi fıtratı ve kendi kaderi olduğunun farkına varır. Ancak hakikatten sonra marifet vardır. Marifet boyutunda ise tekrar yeniden varlıkları kendi fıtratlarıyla baş başa bırakır. Ancak buradaki fıtrat ifadesi senin ya da kader ifadesi senin kadın olman, erkek olmanla alakalı değil. Ya da senin hangi anneden doğacağın, hangi babadan doğacağın gibi böyle düşünceler biraz gerçek dışı. Onun yerine aslında senin fıtratın uyanacak mısın, uyanmayacak mısın? Kendine gelecek misin, kendine gelemeyecek misin? Denildiğinde o artık böyle sonlu ve sınırlı kavramların dışında daha evrensel bir bakış açısı gerektiriyor. Çünkü sen uyandığında bütün alem uyanmış oluyor. Zaten bütün alemin uykuda olmasının sebebi de senin uykuda olmandan kaynaklanıyor. O yüzden fıtrat sen uyanıncaya kadar var ama sen uyandığın andan itibaren bir fıtrat yok. Ancak marifet boyutuna indiğinde senin dışında bütün varlıkların bir fıtratı var. O da Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dönüş yalnızca onadır. O zaman anlıyorsun ki bütün varlıkların fıtratı eninde sonunda tekrar sana kavuşacaklar. İşte buradaki sen sonlu ve sınırlı olan değil, sonsuz ve sınırsız olan sana tekrar yeniden dönecekler. Seda demiş ki Rab kavramı nedir hocam demiş. Şimdi Rab ismi Kur'an'da farklı farklı, Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı anlamlarda kullanılıyor.
Ama genel olarak bilinmesi gereken üç tane Rab vardır. Bunlardan bir tanesi kişinin kendi Rabbidir. Mesela bir deriz ki men arefe nefsehu fakat arefe Rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir ya da nefsine arif olan Rabbine arif olur. İşte bu birinci Rab aslında kişinin canım dediği şeydir. Mesela benim canım çay içmek istiyor dediğinde aslında benim Rabbim çay içmek istiyor demek istiyor. O zaman ben çay içersem Rabbim benden yani canım benden razı olur. Ama benim canım çay içmek isterken ben çay içmezsem o zaman benim Rabbim benden razı olmaz. Bana sıkıntı vermeye başlar. İşte o yüzden birinci Rab kişinin Rabbi hasıdır. Has olan Rab. Sonra ikinci bir Rab vardır. Bu ikinci Rab da genelde mürebbi diye geçer, mürşit diye geçer, eğitici, öğretici anlamında kullanılır. Bu da o kişiyi inşa eden, o kişiyi yetiştiren, o kişiyi belirli bir farkındalığa ulaştıran yetkin kişiye verilen bir unvandır. Mesela Hazreti İbrahim ve annesi Sare ile arasında geçen bir konuşma vardır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam annesine diyor ki, anne diyor, benim Rabbim kim diyor. Annesi de diyor ki, benim diyor. Peki o zaman senin Rabbin kim diyor? O da diyor, babam diyor. Peki diyor, babamın Rabbi kim diyor? O da diyor, Nemrut. Peki diyor, Nemrut'un Rabbi kim? O zaman annesi diyor ki, sus. Daha öteye gitme. Çünkü mevcut Rab kendinin üstüne bir Rabbi kabul etmez. O yüzden Nemrut o dönemin, o yaşadığı toplumun en büyük Rabbi olduğu için dikkat ederseniz Nemrut bir insan. Ama ünvanı var, Rab ünvanı var. İşte bu Rab ünvanı aslında İslamiyet ve İslamiyet öncesi anlayışlarda insanlara verilen bir ünvandı. Rab, ilah, tanrı, tanrıça gibi ifadeler normal insanlar için kullanılan bir ifadeydi. O yüzden ikinci Rab aslında kişiyi irşad eden bir çocuk için annesi, bir öğrenci için öğretmeni, bir mürit için mürşidi onun Rabbidir. Peki Rabbin görevi nedir? Yani eğitici, öğretici olan Rabbin görevi nedir? Eğer annesi ise onun Rabbi, onu hayata hazırlar. Eğer mürşitse onun Rabbi, onu hakikate hazırlar. O yüzden Rab ister anne olsun, ister bir mürşit olsun, hakikatin kapısına kadar götürebilir. Ancak hakikati yaşatamaz ve geçiremez. Onun sorumluluğu hakikate kadardır. Ondan sonra da üçüncü Rab devreye girer. Üçüncü Rab da alemlerin Rabbi yani Allah'tır. O yüzden bir küçük Rab vardır, bir orta Rab vardır, bir de büyük Rab vardır. İşte bu ortadaki Rab ortadan çekilmediği sürece küçük Rab ile büyük Rab buluşamıyorlar. O yüzden anne çocuğun önünden çekilmediği sürece çocuk hayatı tanıyamıyor. Hep annesinin öğrettiği şekilde tanıyor. Eğer bir mürşit müritinin önünden çekilmezse mürşit gerçek olan Rabbini yani alemlerin Rabbini hiçbir zaman tanıyamayacak. Mürşit adeta arada bir varlık gibi, arada bir şeytan gibi gerçekle gerçeğin arasını perdeler. Ben bunu bütün mürşitler için, bütün rehberler için söylemiyorum. Sadece gerçek bir mürşidin ya da gerçek bir rehberin yapması gerekenin hakikati anlatıp aradan çekilmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra küçük Rab ile büyük Rab onlar bir şekilde anlaşırlar. İşte buradaki küçük Rab'be verilecek olan en güzel mesaj, bak nereye bakarsan bak kendini görürsün. Yani Rabbini görürsün. Bana bile baksan Rabbini görürsün. Ağaca da baksan Rabbini görürsün. Nereye bakarsan bak Rabbini görürsün. Ve senin Rabbinden başka göreceğin hiçbir şey yok der. Ve ondan sonra ben bile yokum diyerek artık kendi sıfatını, kendi fiillerini ortadan kaldırır.
Ancak ne zaman devreye girer? Eğer küçük Rabbin başı sıkışırsa, o zaman o zaten aradaki Rabbi bulur. Orada arada bulduğu Rabbi de tekrar kısa ve kestirme yoldan ona tekrar büyük Rabbine bağlar. Ondan sonra tekrar aradan çekilir. İşte o yüzden Rab ifadesi sadece Allah için kullanılan bir kelime değil, bir kavram değil. Aslında bütün varlıklar birbirinin Rabbi gibidir. Bütün varlıklar birbirine muhtaçtır ve birbirinden bir şeyler alırlar, bir şeyler verirler. İşte bütün bu varlıkların hepsine beraber Rabbül Alemin denir. Alemlerin Rabbi. O da Allah'tır. Hocam, Hülya sormuş, demiş ki yasak elmayı açabilir misiniz Tekin hocam demiş. Evet. Şöyle yasak elma ile ilgili birçok şey söyleniyor. Mesela bilgi olduğunu söyleyenler var. Akıl olduğunu söyleyenler var. Gerçekten cinsiyet olduğunu söyleyenler var. Onun ilim olduğunu söyleyenler var. Dolayısıyla bununla ilgili farklı farklı rivayetler, farklı farklı açılımlar var. Ancak bana göre sadece yasak elma yani Kur'an-ı Kerim'in anlayışı üzerinden onu bir elma olarak nitelemek doğru değil. Şu ağaca yaklaşmayın diye bir cennette yani bir sürü ağaçlar var ama diyor ki şu ağaca yaklaşmayın. Biliyorsunuz ağaç aslında bizim kültürümüzde mesela soy ağacı derler. Soy ağacı da bir ağaçtır. Ki Kur'an-ı Kerim'deki secere diye geçer. Secere zaten ağaç diye anlatılır ancak ağaç değil soy demektir. Yani şu soya yaklaşmayın. Peki hangi soy bu? İşte yılan soyuna. Hani bizim günümüzde reptilyan dediğimiz yer altında yaşayan ancak insanlara fitne, insanlara zarar vermeye çalışan bazı karanlık düşünceler var. İşte diyor ki Kur'an-ı Kerim'de yiyin, için, gezin, dolaşın ancak şu soya yaklaşmayın. Çünkü o soy tehlikeli bir soy. İşte biz aslında kendi özümüzde, kendi varoluşumuzla çok güzel bir hayat yaşarken işte bize bir soy geldi. Ve bu soy bizi adeta kandırdı. Mesela normal şartlarda bir insan bir gün vakti geldiğinde öleceğini düşünür. Ve öldükten sonra tekrar yeniden dirileceğini düşünür. Bu bizim inancımızın gereğidir. Ancak öyle bir soy geliyor ki bu soy bize diyor ki sana ölümsüzlüğü vaat ediyorum. Hiç ölmeyeceksin. İşte o soya yaklaşmayın denilerek kastedilen aslında kendisinin hiç ölmeyeceğini ve adeta bu görünen dünyanın sadece kendileri için yaratıldığını ve aynı zamanda sadece buradaki varlıkların kendilerine ibadet etmeleri için, kendilerine hizmet etmeleri için yaratılmış olduğunu düşünen kendileri ölümsüz ancak kendinin dışındaki her şeyi öldüren ve bundan da geri kalmayan bir zihniyet var. İşte Kur'an-ı Kerim bu zihniyete diyor ki bu soya sakın yaklaşmayın. İşte bu soy aslında insanın ölümsüzlüğe inanması ya da kendisinin ölümsüz olduğunu düşünmesidir. Ancak Allah'ın zatı yani bizim öz dediğimiz şey ne ölümlüdür ne de ölümsüzdür. O ölümlü ya da ölümsüz olmaktan münezzehtir. O zaman sen de Allah'ın zatı olarak aslında ne ölümlüsün ne de ölümsüzsün. Ancak kendinin ölümlü olduğuna inandırılırsan o zaman bir gün öleceğini düşünürsün. Sonra birisi gelir sana seni ölümsüz yapayım mı der. Doğal olarak ölümlü olduğuna inanan bir insana sen ölümsüzlüğü vaat edersen ölümlü olduğuna inandığı gibi hemen ölümsüz olmayı da kabul eder ve onun peşinden gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de aslında insanın ölümlü ya da ölümsüz bir varlık olmadığını da açık açık beyan ediyor. O yüzden biz ne ölümlü bir varlığız ne de ölümsüz bir varlığız. Biz hep vardık, hep de var olmaya
devam edeceğiz. O yüzden bırakın inananlar yasak elmayı da yesinler, yasak ayvayı da yesinler. Ama siz sakın bu oyunlara gelip de böyle ayvayı mayvayı yemeyin. Yani inanmayın bunlara. Evet. Hocam son iki soruyu soracağım size. Çünkü bayağı konuştunuz, canlısınız, sağ olun. Hakan sormuş, demiş ki tevhid eğitimindeki tenzih ve teşbih kavramları nasıl anlayabiliriz demiş. Şöyle, Allah'ın zatına ulaşmak istiyorsak tenzih edeceğiz. Allah'a ulaşmak istiyorsak teşbih edeceğiz. Bunu şöyle ifade edeyim. Hani sohbetin bir ara bir bölümünde dedim ki, öze ulaşmak istiyorsanız bildiğinizin tam tersini düşünün. Mesela doğduğunu mu düşünüyorsun? Düşünme. Yani bunu tenzih et kendinden. Tenzih ona ait olmadığını, o sıfata ait olmadığını kendine hatırlatmaktır. O zaman dersin ki ben doğmadım. Bak ne oldun? Doğan bir varlıktan kendini tenzih ettin. Aynı zamanda ben ölmeyeceğim. Çünkü doğan bir varlık ölür. Ancak doğmayan bir varlığın ölmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı zamanda ben erkek değilim. Ben kadın değilim. Ben çocuk değilim. Bak ne yapıyorum? Mevcut olanlara bakarak kendimin onlar olmadığını kendime ikna etmeye çalışıyorum, telkin etmeye çalışıyorum. İşte buna tenzih derler. Ve bunu bu şekilde yaparak yaparak en sonunda öyle bir noktaya gelirsin ki kendini tenzih edeceğin bir varlık kalmaz. İşte o sensin. Dolayısıyla yolculuk tenzihle başlar, sonra teşbihle biter. Teşbih ise kendini bir şeye benzetmektir. O yüzden Allah bir şeye benzer. Onu da benzeterek yaparız. Mesela diyoruz ki Allah haydır, canlıdır. Hay özelliği var. O zaman görünen bütün hay özelliği olanlar aslında Allah'ın hay özelliğindendir. Dolayısıyla tek bir canlı vardır, o da Allah'tır. O zaman bütün canlı ve cansız olan varlıkları Allah'a benzetebiliriz. Allah olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda ilim. Bir çiçeğin açması da onun kendi ilmindendir. Ya da bir balığın yüzmesi de onun kendine ait ilmindendir. Benim şu anda böyle düşünmem de onun ilminden. Bunu soran, soruyu soran kişinin ilmi de onun ilminden. İşte bütün ilimler aslında Allah'ın ilmidir. Dolayısıyla Allah'ın ilminin dışında bir ilim yok diyerek bütün ilim sahiplerini teşbih ederek Allah'a atfediyoruz. Ve ondan sonra irade, güç, kuvvet. Dolayısıyla tek bir güç ve kuvvet sahibi vardır. O da Allah'tır. Eğer Allah'ın gücünün, kuvvetinin dışında bir de senin gücün, kuvvetin varsa orada hemen tenzih et kendini. Tenzih edersen kendi gerçek kimliğine, teşbih edersen de Allah'a ulaşırsın. O zaman benim gücüm, kuvvetim aslında Allah'ın gücü, kuvveti. Benim görmem Allah'ın görmesi. Benim işitmem Allah'ın işitmesi. Benim konuşmam Allah'ın konuşması. Benim düşünmem Allah'ın düşünmesi. Dikkat edersen kendime ait özelliklerimle Allah'ı teşbih ettim, birleştirdim. Ama bu düşünceleri kendimden uzaklaştırarak da o zaman da Allah'ın zatına gitmiş olurum. Tekrar vurgulamak gerekirse, sahip olduğun özellikleri reddederek özüne ulaşırsın. Reddettiğin özellikleri tekrar benzeterek o zaman da Allah'a ulaşırsın. O zaman demek ki aslında sen Allah'la zatı arasında bir yerde duruyorsun. İşte Allah ile zatı arasında durana Muhammed ismi veriliyor. Dolayısıyla bunu yapabilirsen, bunu anlayabilir ve bunu idrak edebilirsen aslında sen o Muhammed'in kendisi olursun. Bu Hazreti Muhammed değil, Muhammedi bilinci yaşarsın. Bazen özünde, bazen Allah'ta. Bazen Allah'la beraber, bazen de sadece kendi zatıyla var olarak güzel bir hayat yaşarsın. Hocam son sorum Seda sormuş, demiş ki kuantum alan yaratımla el emin oluş nedir Tekin hocam demiş.
Şöyle, bir insanın emin olabilmesi için önce yokluk tarafına geçmiş olması gerekiyor. Mesela Kur'an'da şöyle bir ifade vardır. Umduğuna nail, korktuğuna emin oldu diye bir ifade vardır. Ve genelde bu nefsi mutmain mertebesine yükselen bir kişiye söylenir. Allah nefsi mutmain olmuş olan bir nefse adeta böyle sesleniyor. Korktuğuna emin, umduğuna da nail oldu. İşte bir insanın emin olabilmesi için önce ruh boyutundan kurtulmuş olması lazım. Çünkü ruh boyutu çokluk boyutudur. Orada sen varsın, ben varım, onlar var, bunlar var. İşte burada pek emin olmak söz konusu değil. Bir kişinin emin olabilmesi için, kendindeki mutmainliği yakalayabilmesi için önce şu kendinin dışında var olarak kabul ettiği varlıklardan bir uzaklaşması gerekiyor. O zaman gerçek anlamda mutmainliği yakalayabilir. Mutmain olmak demek aslında bir kişinin kuantum alanına girmesidir. Kuantum alanına girdiğinde orada şey yok. Kuantum alanına girdiğinde orada varlık yok. Orada eşya yok. Orası sadece var. Yani sonsuz ve sınırsız bir okyanus. Doğal olarak kişi bu noktaya geldiğinde artık korkacak bir şey yok. Korktuğu şeyle yüzleşiyor. O da kendisinden başka varlık yok. Umduğu şey de zaten buraya ulaşmaktı. İşte hem umduğuna ulaşıyor hem de ortada korkulacak bir şey olmadığını, aslında bir şey olmadığının farkına varıyor. Ve bu da onda eminlik duygusu oluşturuyor. Mesela eğer mutmain olma duygusunu yaşamak isteyen bir kişi şöyle düşünmesinde fayda var. Eğer kendimizin bir rüyada olduğunu düşünürsek ve şu anda gördüğümüz ve müşahede ettiğimiz her şeyin aslında rüyada oluşturduğumuz, rüyamızda oluşturduğumuz görüntüler olduğunu varsayarsak, o zaman burada emin olabileceğimiz tek bir varlık var. O da rüyayı görenin kendisidir. O da kişinin kendisidir. Kişinin dışındaki bütün varlıklar o rüyayı görenin var olmasından kaynaklanıyor. O yüzden var olanları yok say, onun yerine kendi gerçekliğini düşün. Gördüğün varlıklara bakarak kendine gelmek yerine etrafında sadece kendinin gerçek olduğunu düşün. İşte bir süre sonra hem de gerçekten kendinden emin olmaya başlarsın. Korkulacak bir şey olmadığını, kaygılanacak bir şey olmadığını da farkındasın. Çok teşekkür ediyoruz Tekin Bey. Çok muhteşem bir sohbet verdiniz. İnşallah bir daha davet ettiğimde yine bütün mütevazinizle gelirsiniz. Eşiniz de gelir. Ve Özden Öze Derneği olarak sizin canlarınızdan, sizin bilinçlerinizden konuşmak isteyen olursa bizim platformumuz size kapılarını sonuna kadar açtı. Haberiniz olsun. Bekleriz efendim. Sohbetlerinizden bizler de faydalanmak isteriz. Tekrar selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. İnşallah da Allah izin verdiği sürece her zaman ben ve arkadaşlar ve Çok iyi sohbetimize olur. katılırlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Saygılar, sevgiler bütün dostlara. Sağ olun.